Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Psikoloji. Bugün sizlerle beraber Vested'in ailesine yeni katmış olduğu akıllı priz hakkında bilgi verecektim. Öncelikle kutu açılışıyla başlayalım. Şöyle bir kutuyla karşımıza çıkıyor. Şöyle prizimiz var. İçinden bir tane küçük kullanım kitapçığı çıkıyor. Şurada yine bir tane bilgilendirme formu var. Kutumuzu şöyle kenara alalım. Şöyle prizimi de fişe taktım. Bu sırada size de bilgi vereyim arkadaşlar. Öncelikle çalışma değerlerinden bahsedeyim size özellikle. Cihazımız 10 amper 2300 watt'a kadar destekliyor. Bilginiz olsun. Şöyle kutu üzerinden de göreceğiniz üzere uygulama ile programlama yapabiliyoruz. Zamanlayıcı yapıyoruz. Uygulama üzerinden enerji tüketimini inceleyebiliyoruz. Aşırı akım koruması diye de bahsetmiş. Fiyat olarak 299 TL arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Zaten akıllı cihazları ben seviyorum. Farkındalık yaratıyor, işimize yarıyor. Evimizin ve işimizin kolaylığını sağlıyor. Birazdan nasıl olacağını da belirteceğim. Cihazımızı kullanmak için Play Store'den ya da App Store'den akıllı kontrol uygulaması indiriyoruz. Şu uygulama arkadaşlar. Üyeliğimizi mail adresimizde yapıyoruz. Ondan sonra uygulamaya devam Şöyle ediyoruz. bastım, açıldı. Şöyle Vestel'in bir uygulama arayüzüne giriyor. Cihaz ekle dediğimizde hangi cihazı eklemek istiyorsunuz diyor. Şurada soruyor. Akıllı ampul, Wi-Fi kamera gibi ekstra akıllı ürünler de var. Eğer denk gelirse bunların da incelemesini yapacağız. Akıllı prizi ekle diyorum. Şurada bize ışığın yanıp söndüğünü onaylayın diyor. Hemen şöyle onaylıyorum. Bu şekilde bize bağlı olduğumuz modemizi ve şifresini gösteriyor. Eğer şifre yoksa kendiniz yazıyorsunuz modeminizin. Dediğim gibi 2,4 GHz olmak zorunda. Sonraki dedim. Hemen şöyle dikkat ettiyseniz prizimizin ışığını kapattı. Wi-Fi ağından arama yapıyor. Şöyle bağlantıyı kurdu. Şuradan tamamlandı dedim. Priz kapalı. Şuradan istersek programlayıcıya tıklayarak program ekleyebiliyoruz. Buradan saat ayarlarına girerek açık veyahut da kapalı şeklinde ayarlayabiliyoruz. İstersek buradan zamanlayıcıya tıklayıp zamanlayıcı verebiliyoruz. Şuradan istatistiklere tıklayarak ne kadar bir enerji tüketmişiz bunu buradan görebiliyoruz. Şurada yine cihaz ekstra ayarlarımızı görüyoruz. Ben dediğimde şöyle mesaj merkezinden cihazımızı biraz önce kaldırdığımı belirtiyor. Sizin için tekrar yüklemiştim. Yine aile yöntemini ekleyebiliyoruz. Şuradan da harici ayarları görebiliyoruz. Yukarıdan şu ayarlar kısmına bastığımızda sesli komutu görebiliyoruz. Paylaşılan cihazı paylaşıma ekleyebiliyoruz buradan. Çevrim dışı bildirimler var arkadaşlar. Buna bastığımızda ekranda gördüğünüz üzere sık bildirimleri önlemek için cihaz 30 dakikadan daha fazla bir süre çevrim dışı olduğunda bildirim gönderilir. Yine grup oluşturabiliyorsunuz akıllı priziniz için. Yine buradan A değerlerini görebiliyorsunuz. Sesli komut için arkadaşlar telefonumuza Google Home uygulamasını indiriyoruz. Buradan ekleye basıyoruz. Cihaz kur diyoruz. Google ile çalışan uygulamalar diyoruz. Bu ekrandayken arama ikonuna Smart Life yazıyoruz. Şu mavi ev sembolü olan girdikten sonra devam et diyoruz. Buraya uygulamamızdaki mail adresini giriyoruz. Sözleşmeleri kabul ediyoruz. İleri diyoruz. Burada akıllı kontrolü seçip devam et diyoruz. Burada uygulamadaki şifremizi giriyoruz. Next dedim. Bağlantılara izin ver dedim. Kurulumu tamamladı. Şöyle geri geliyorum. Şöyle bir de akıllı priz çıkarttı bize. Kapalı, açık. Yine uzaktan kontrol edebiliyoruz. Vestel akıllı prizi kapat. Gördüğünüz gibi uzaktan
erişimde sağlayabiliyorsunuz. Vestel akıllı prizi aç. Sizin için de şöyle bir prizi şarja takalım. Gördüğünüz gibi şarj olmaya başladı. Şöyle bir de zamanlayıcı verelim. Şöyle otomatik bir şekilde prizi de zamanlayıcı vasıtasıyla kapattı. Güç tüketimlerini de gösteriyor ekranda. Herhangi bir durumda bir sorun olursa 5 saniye boyunca açma kapama tuşuna basarsanız otomatik olarak kendisini resetleyecektir, hafızayı silecektir, bilginiz olsun. Alınabilir mi? Bence alınır. Evinizde veyahut da ofisinizde katalitik soba vardır. Eğer değerleri de tutuyorsa eve gitmeden önce ya da işe gitmeden önce basarsınız tuşuna, otomatik olarak açılır, ısıtmaya başlar. Örnekler çoğaltılabilir. Örnek veriyorum, gece lambası kullanıyorsunuzdur, yatana kadar açık kalsın. Veyahut da televizyon karşısında uyumayı seven birisisinizdir. Bir saat sonraya zamanlayıcı kurup bir saat sonra siz uyurken televizyonu otomatik kapatır. Size de enerji tasarrufu sağlar. Almanızı önerebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.